Yeni bir video daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün motosiklet sürerken sürüş keyfimizi artıracak bir üründen bahsedeceğim. Aslında bizi birçok dertten kurtaracak bir üründen bahsedeceğim. Bahsedeceğim ürün Tripmate markasının RidePlay 5 motosikletler için özel olarak tasarlanmış olan CarPlay sistemi. Sistem tam olarak ne işe yarıyor derseniz, telefonunuzun ekranını aslında motosikletinizin ekranına yansıtıyor. Yani motosikletin üzerine takacağınız ekrana yansıtıyor. Tamamen CarPlay sistemini motosikletler için uyarlamışlar. Öncelikle Tripmate markasına baktığımızda iki motosiklet tutkunu tarafından kurulmuş ve motosiklet kullanıcılarının, motosiklet tutkunlarının hayatlarını kolaylaştıracak şekilde ürünler üretmeyi hedeflemiş, vizyon edinmiş bir marka olduğunu görüyoruz. Gayet samimi bir marka olduğunu da belirtelim. Garanti konusunda da herhangi bir sorun çıkartmadan destek oluyorlar. Ürünlerinin tamamen arkasındalar diyebilirim. Şimdi Tripmate markasının bir modeli olan RidePlay 5 CarPlay sistemini hep birlikte inceleyelim. Öncelikle kutu içerisine bakalım. Kutu içerisinden neler çıkıyor? Şık bir kutuyla ürün bizlere geliyor. Alt tarafında CarPlay'in özellikleri yazıyor. 5 inçlik kapasitif bir dokunmatik ekranı varmış. 1000 nitlik bir parlaklığı varmış. Bu da yine yüksek bir parlaklık oranı. Güzel. IP68 sertifikasına sahipmiş. Bu da suya ve toza dayanıklı olduğunu, yani bayağı bir dayanıklı olduğunu gösteriyor aslında. Kablosuz Android Auto ve kablosuz Apple CarPlay olarak kullanılabiliyor. Yani hem Android cihazlarda hem de Apple cihazlarda kullanabiliyoruz. Şimdi kutusunun içeriğine bakalım. Kutu içerisinden neler çıkıyor. Ürünü motosiklete bağlayabilmemiz için hem ayna bağlantısı hem de gidon bağlantısı kutu içerisinden çıkıyor. Yani ister gidonu ister de aynaya bağlayabiliyoruz bu aparatlarla. Cihazı direkt USB portuyla çalıştırabiliriz. Eğer motosikletimizde micro USB girişi varsa da bu USB'yi micro USB'ye çevirebileceğimiz bir kablo da çıkıyor. Aynı zamanda bu USB'yi Type-C'ye çevirerek de çalıştırmamızı sağlayan gerekli aparatlar kutu içerisinden çıkıyor. Yani motosikletimizde bir USB girişi bulunuyorsa direkt bu kabloyu takarak cihazı çalıştırabiliriz. Cihazı çalıştırabilmek için ikinci bir yöntem ise aküden veya kontaktan direkt güç alarak bu kablo yardımıyla da cihazı çalıştırabiliriz. Yedek vidalar ve bir tornavida çıkıyor. Bu tornavida yardımıyla cihazın yanındaki kapağı sökerek bir SD kartı takabiliyorsunuz cihaza. Son olarak da kutu içerisinden cihazımız ve cihazı tutan aparat çıkıyor. Bu aparatı şöyle ittirerek cihazı ayırabiliyoruz. Cihaz aslında bir tablet diyebiliriz. CarPlay bu şekilde görünüyor. Arka tarafta modeli ve seri numarası yer alırken üst tarafta bir power tuşu yer alıyor. Yan tarafta bir kapak yer alıyor. Az önce gösterdiğimiz tornavida yardımıyla bu kapağı sökerek buraya bir SD kartı takabiliyorsunuz. Arka tarafında bir reset tuşu da bulunuyor cihazın. Tripmate'i bağlantı aparatına bu şekilde oturtabiliyoruz. Oturttuktan sonra arkadaki vida yardımıyla cihazı buraya sabitleyebiliriz. Sabitlediğimizde de bu şekilde görünüyor. Cihazı satın alıyorken kumandalı şekilde satın alırsanız bu şekilde bir kumanda da geliyor. Bu kumandayı uygun şekilde gidonunuza monte edebiliyorsunuz. Monte ettikten sonra da gerekli kontrolleri, yani cihazın ekranına hiç dokunmadan kontrolleri bir kumanda üzerinden yapabiliyorsunuz. Eğer Tripmate'inizin yazılımı güncelse Tripmate kumandayı tanıyarak direkt kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Herhangi bir bağlantı ayarı yapmanıza gerek kalmıyor. Kumanda da bu şekilde görünüyor. Kutu içerisinden 2 yıllık garanti belgesi ve Türkçe resimli kullanım kılavuzu da çıkmakta. Kullanım kılavuzu üzerinde her şey Türkçe olarak yer alıyor. Kolayca okuyarak, resimlere de bakarak anlayabilirsiniz aslında. Ürünü aldığınızda bir tane Tripmate baskılı buff ve cihazı güvenle muhafaza edebileceğiniz bir çanta da cihazla birlikte geliyor. Evet, kutu içerisini gördüğünüz gibi kutu içerisinde yok yok diyebilirim. Kutu içerisinden çıkan tüm aparatlarla montajı kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Hani şunu dahi düşünmüşler, motosikletinde USB girişi olmayanın Type-C girişi varsa Type-C dönüştürücüsü, micro USB dönüştürücüsü gibi bütün aparatları tek tek koymuşlar. Ki USB ile takmak istemezseniz direkt kontağa bağlayabileceğiniz şekilde uygun aparatları, uygun kabloları kutu içerisine yerleştirmişler. Şimdi aslında videonun ana konusu olan ürünün kullanımına geçelim. Bu ürünü nasıl kuruyoruz, nasıl kullanıyoruz, interkomumuza nasıl bağlarız, telefonumuza nasıl bağlarız, tüm detayları sizlerle birlikte bakalım ve inceleyelim. Evet, Tripmate'in bağlantılarını doğru şekilde yaptığınızda ve kontağınızı açtığınızda cihaz açılıyor ve sizi böyle bir ekran karşılıyor. Böyle bir ekranda da cihazı telefonunuza bağlamanız gerekiyor. Telefonunuz bir Android telefonsa Android Auto üzerinden bağlıyorsunuz. Eğer telefon bir Apple bir telefonsa da CarPlay sistemi üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Tripmate üzerinde bir AirPlay özelliği de var. Yani AirPlay özelliği olan cihazlardan da ekranı bu cihaza yansıtabiliyorsunuz. Hatta ilk onu deneyelim.
AirPlay özelliğini kullanabilmek için telefonumda Wi-Fi ayarlarına giriyorum. Burada Car Wi-Fi'yi görüntüledim. Şifresini de zaten ekranda da gördüğünüz gibi 8 tane 8 olarak görüntüledim. Şifreyi giriyorum. 8 tane 8 olacak şekilde şifreyi girdim. Katıl diyorum. Car Wi-Fi'ye bağlandım. Şu anda AirPlay'i kullanabilirim. Şuradan ekran yansıtmaya girdiğimde AirPlay'i burada görüntülüyorum. Tıkladığımda telefonumun ekranı tamamen TripMate üzerine aktarılmış oldu. AirPlay'i de bu şekilde kullanabilirim. Bu çok kullanacağımız bir özellik değil, ancak cihazda olması yine artı bir özellik. Eğer AirPlay destekli bir cihazınız varsa ondaki ekranı da direkt TripMate üzerine yansıtarak kullanabilirsiniz. Şimdi Android Auto üzerinden telefonumuzun Android olduğunu varsayarak bir telefona bağlanacağım. Android Auto'ya giriyorum. Buradaki yönlendirmeleri takip edeceğim. Kabloyla bağlayabilirsiniz diyor ve wireless üzerinden bağlayabilirsiniz diyor. Cihazım bu ekrandayken de Android telefonundan ayarlar kısmından Android Auto kısmını açıyorum. Araca bağlan diyerek bir cihaz bağlamak için tıklıyorum. Burada kablosuz Android Auto ile bağlan diyor veya bir kablo ile bağlan diyor. Ben kablosuz olarak bağlanacağım. Bluetooth açılsın mı diyor. Bluetooth'u aç diyorum. Daha sonra benim telefonum da Bluetooth ayarlarına yönlendiriyor. Burada Right Play 5'i görüntülüyorum ve eşleştir diyorum. Aslında bu kadar basit. Eşleştir dedim. Bana gerekli kodu da verdi. Şu anda iki cihaz eşleşti. Şimdi telefonum tamamen TripMate cihazı üzerine geçecek. Evet, şimdi telefonumun ekranı buraya geçmiş oldu. Aslında telefonumda kullanabildiğim çoğu uygulamayı cihaz üzerinden de kullanabiliyorum. Özellikle haritayı kullanabiliyorum. YouTube müzik gibi müzik uygulamalarını kullanabiliyorum. WhatsApp'ı kullanabiliyorum. Ancak WhatsApp'ı sesli olarak Siri üzerinden veya telefonunuzdaki Google Sesli Asistan üzerinden kullanabiliyorsunuz. Hemen şunu göstereyim. Şuradan uygulamalara tıkladım. Android Auto uyumlu uygulamaları buradan görüntüleyerek kullanabiliyorum. Özellikle haritaları kullandığımızda motosikletimizde bayağı bir işe yarayacak. Aynı zamanda buradan çağrıları görebiliyorum ve çağrı yapabiliyorum. Evet, Android cihazımızı Android Auto üzerinden bu şekilde bağlayabiliyoruz. Şimdi Apple cihazımızı bağlayalım ve onun üzerinden devam edelim. Evet, şimdi de CarPlay özelliğini kullanarak iOS cihazımızı TripMate'e bağlayalım. TripMate'e bağlayabilmek için iOS cihazımızdan ayarlar kısmından genel ayarlara giriyoruz. Burada da CarPlay'e giriyoruz. Burada zaten Right Play 5 olarak hemen görüntüledim. Bağlana tıklıyorum. Eşle diyorum. İzin ver diyorum. Aslında bağlantı bu kadar basit. Şimdi iki cihaz birbirine bağlanmış oldu. Telefonumdaki çoğu uygulamayı TripMate üzerinden kullanabileceğim. Evet, gördüğünüz gibi her şey neredeyse geldi buraya. Telefona tıklayarak burada işte hızlı aramalarımı görebiliyorum. Son çağrılarımı tıklayarak son çağrılarımı, kişilerden kişilerimi ve klavyeden numara tuşlayarak da arama yapabiliyorum. Yani çağrı üzerinde olan çoğu şeyi TripMate üzerinden kullanabiliyorum telefonuma ihtiyaç duymadan. Evet, burada diğer uygulamaları da görüyoruz. Beklediğimiz ekranda bu ekran oluyor. Sol tarafta da son kullandığımız uygulamalar geliyor. YouTube müziğe girerek de telefonunuzda bulunan müzik uygulamalarını kullanabilirsiniz. Ben YouTube müziği kullandığım için YouTube müzik çıktı bende. Buradan YouTube müzikten istediğim müziği açabilirim, dinleyebilirim. Bunun ayarlarını da buradan yapabilirim. Az sonra zaten intercomumuzla da bağlayacağız cihazı. Intercomla nasıl eşleştiriyoruz, bunun da ayarlarını birlikte yapacağız. YouTube müzikten sonra Google haritalar aslında bizim bolca kullanacağımız harita özelliği. Örneğin gitmek istediğimiz noktayı buradan seçiyoruz. Ben iş adresi olarak 15 Temmuz Köprüsü'nü eklemiştim. İşe tıkladığımda 15 Temmuz Köprüsü için otomatik olarak yola çıkıyor. Başla dediğimde de burada üzerinden haritayı aktif hale getirmiş oluyorsunuz. Hareket ettiğimizde de anlık olarak bizim konumumuzu gösteriyor. Bunu yapıyorken telefonumuz da eş zamanlı olarak burada konum ayarları geliyor. Yani buradan da başlatabiliriz. Buradan başlattığımızda da aynı işlem oluyor. Yani telefonumuzdan artık haritayı göstermiyor. Haritayı TripMate üzerinden gösteriyor. Daha önce aracında CarPlay kullanan varsa zaten bu sisteme aşinadır. Yani araçlardaki CarPlay sistemi neyse aynısını buraya geçirmiş oluyoruz. Bizim kullanacağımız, aslında bolca kullanacağımız uygulama harita uygulaması olacak ve YouTube müzik gibi müzik uygulamaları olacak. Telefonunuzda kullandığınız müzik uygulaması olacak. Buraya üzerinden örneğin açtığınız müziği görebiliyorsunuz bu şekilde. Ona uygun şekilde işte ileri geçmek istiyorsanız ileri geçiyorsunuz. Geri dönecekseniz geri dönüyorsunuz. Şu an duyuralım. Müzik sesini de duymuş oldunuz. Ses öncelikle 40'ta başlıyor. Sesi biraz düşürmeniz gerekiyor. Ayarlara girdiğimde ayarlardan da bahsedeyim. Burada bir sürüş odağı var. Bu sürüş odağını etkinleştirirseniz bildirim geldiğinde, telefonunuza yani bir mesaj geldiğinde bura üzerinde, ekran üzerinde göstermeyecek. Bunun da bilgisini verelim. Yine geri geliyoruz. Görünüş var. Burada otomatik yaptım. Ben bunu otomatik olarak kullanıyorum. Bunun nedeni de gündüz arka plan beyaz oluyor. Gece de siyah oluyor. Daha anlaşılır, belirgin oluyor. Yine aşağı indiğimizde arka planları değiştirebiliyoruz. Örneğin
şöyle bir arka plan yapabiliriz. Yani bir telefonmuş gibi arka planı değiştirebiliyorsunuz, sesi ayarlayabiliyorsunuz. Birçok şeyi bura üzerinden kullanabiliyorsunuz. Şundan bahsedelim. Örneğin CarPlay'in kendi ayarlarına nasıl gireceğiz derseniz de uygulamalar arasında şurada Car Home yazıyor. Buna tıkladığınızda da CarPlay'in kendi ana sayfasına geri dönüyorsunuz. Eğer bir interkom bağlayacaksanız buradaki Bluetooth iletişimi üzerinden bağlayacaksınız. Eğer sağ tarafta bulunan kapak altına bir SD kart taktıysanız da SD kartın içine de buradan ulaşabilirsiniz. Buradaki ayarlara bakalım. Buradaki ayarlarda neler var? Evet, buradaki ayarlara girdiğimizde bir Android cihazın ayarları gibi aslında duvar kağıdı, dil, tarih ve saat gibi birçok ayar bulunuyor. Buradaki ayarları da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Geri geliyorum. Wi-Fi ayarları yine burada bulunuyor. Geri geliyorum. Bluetooth ayarları burada. Göstermek ayarları demiş. Burada mesela gün ışığında, yani gündüz parlaklığım kaçta olsun bunu sormuş. Gece parlaklığım ne kadar olsun? Bunu da buradan ayarlayabiliyorsunuz otomatik olarak. Ses ayarları var. Buradaki ses ayarları önemli. Mesela detaylı bir şekilde buradan ayarlar yapabiliyorsunuz. Standart, klasik, caz gibi farklı seçeneklerde de ayarlar yapabiliyorsunuz. Geri geldiğimde yine burada ses ayarlarına tıklıyorum. Ana sesi ben genelde 30'larda kullanıyorum. Daha sağlıklı, daha net bir ses için 30'larda, 20'lerde, 25'lerde kullanırsanız daha sağlıklı bir ses duyarsınız. Onun bilgisini verelim. Sesi direkt şuradan da ayarlayabiliyorsunuz. Sistem hacmi dediği taraftan sesi ayarlayabiliyorsunuz. Navigasyon sesini vesaire de kısarsanız biraz daha sağlıklı ses geliyor. Çünkü ses çok fazla yüksek. Kıstığınızda daha net anlaşılır bir ses geliyor. Onun bilgisini verelim. Buradan tekrar CarPlay ekranına nasıl döneceğiz derseniz de CarPlay'e tıkladığınızda CarPlay ekranına geri dönebiliyorsunuz. Aslında cihazın genel kullanımı bu şekildeydi. Yine buradan işte takvime girebiliyorsunuz. Takvimle ilgili ayarları yapabiliyorsunuz. Haritalara giriyorsunuz. Yine haritayı da kullanabilirsiniz. Telefonunuzdaki aslında haritayla ilgili tüm uygulamaları kullanabilirsiniz. Bende hem Google Maps var hem de telefonun iOS'un kendi haritaları var. İkisini de kullanabilirsiniz. Telefondan bahsettik, çağrı ayarlarından bahsettik. Mesajlardan bahsettik. Mesajlara girebiliyorsunuz. Ancak okumak için yine sesli şekilde okuyabiliyorsunuz. Afat şöyle dedi, afet ve acil. Bu şekilde sesli olarak okuyabiliyorsunuz. Bir yeni mesaj yazmak isterseniz de yine sesli olarak Siri üzerinden yazabiliyorsunuz veya telefonunuz Android bir telefonsa da Google Asistan üzerinden sesli mesajınızı yazabiliyorsunuz. Ancak yazılı olarak gidiyor. Tabii sesli mesaj olarak gitmiyor. Yani bir mesaj yazmak isterseniz bunun üzerinden sesli olarak yazabilirsiniz. Bu çok sağlıklı değil. Ben o yüzden herhangi bir seyir halindeyken mesaj yazmıyorum. Genelde durduğumda yanıtlıyorum mesajları veya durduğumda okuyorum. O yüzden şuradaki sürüş odağını açarak giderseniz daha iyi olur. Buradaki ayarlardaki sürüş odağını açarsanız daha sağlıklı olur. Herhangi bir bildirim geldiğinizde hem sizin dikkatinizi dağıtmaz hem de siz gerçekten yola odaklanmış olursunuz. Bura üzerinden, TripMate üzerinden ben müzik dinlemeyi ve yolu takip etmeyi daha sağlıklı buluyorum. Diğer özelliklerini aslında çok fazla kullanmıyorum. Yani benim ekranımda genelde bu şekilde oluyor. Haritayı kullanacağım zaman da haritaya tıklıyorum, haritayı kullanıyorum. Müzik dinleyeceğim zaman da kullandığım müzik uygulamasına giriyorum. Oradan istediğim müziği açabiliyorum. Şunu da belirtelim, elinizde bir eldiven dahi olsa rahatlıkla TripMate'i kullanabiliyorsunuz. Bir interkomunuz varsa interkomu nasıl bu cihaza bağlarsınız? İnterkom üzerinden nasıl müzik dinlersiniz? Normalde interkomumuz telefonunuza bağlı oluyor. Ancak telefonu buna bağladığınızda telefondaki sesler buna gelmeye başlıyor. O yüzden interkomun bağlantısını sıfırlayarak interkomu da bu cihaza bağlamamız gerekiyor. Yani telefonumuz TripMate'e, TripMate de interkomumuza bağlı olmak zorunda. Şimdi ben interkomla kendi kullanımımdan bahsedeyim. Ben öncelikle interkomu sıfırlıyorum. Interkomu birinci cihaz olarak TripMate'e bağlıyorum. İkinci cihaz olarak da telefonuma bağlıyorum. Yani interkomum TripMate takılı olmasa dahi çalışıyor. TripMate'i çünkü ekranını sökebiliyorsunuz. Bazen kullanmayabiliyorsunuz. Kullanmadığınız zaman da interkomu tekrar bağlayıp tekrar sıfırlamakla uğraşmamak için cihazım, interkomun kullanmış olduğum cihaz iki cihaza kadar bağlanabiliyor. Bunu destekliyor. Bunun için birinci cihaz olarak TripMate'e bağlıyorum. İkinci cihaz olarak da telefonuma bağlıyorum. TripMate'i kullanmasam dahi mesela plaza aldı bildirimi de geldi, onun da bilgisini verelim. Interkom'u yani TripMate'i kullanmasam dahi interkom otomatik olarak telefona bağlanıyor. Bunun da bilgisini verelim. Şimdi interkom'u TripMate'e nasıl bağlıyoruz ondan bahsedelim. Interkom olarak da Chrome Micro'nun CMMK06'sı var. Bunun üzerinden göstereceğim. Şimdi CMMK06'ya Bluetooth arama moduna soktum. Cihaz üzerinden de Car Home ekranına gelerek alt tarafta bulunan Bluetooth iletişimine tıklıyorum. Burada CMMK06'yı gördüm. Bağlanmak için üzerine tıklıyorum
ve bağlandı dedi. Intercom'la Tripmate'i aslında bu kadar kolay bağlayabiliyorum. Şimdi açtığım müzik vesaire, yani buradaki gelen seslerin hepsi Intercom'a iletilecek. Hatta şöyle bir deneyelim. Evet, şimdi açtığımız müzik Intercom üzerinden çalıyor. Hatta şöyle sesi de artırabiliyoruz. Müziği değiştirebiliyoruz da. Şimdi şöyle bir denklem oldu. Telefonum Tripmate'e bağlı. Tripmate de Chrome Micro 06'ya Intercom'uma bağlı. Buradan müziği de değiştirebiliyorum. Sesi de buradan dinleyebiliyorum. Şimdi şunu soracaksınız. Eğer Tripmate'i kullanmadığımda veya cihazı kapattığımda Intercom'u kullanamayacak mıyım? Bunun için de dediğim gibi bu cihaz iki cihaza kadar bağlanabiliyor. İkinci cihaz olarak da yine telefonuma bağlıyorum. Şöyle bir durum var. Ondan da bahsedeyim. Öncelikle mesela telefonunuzla Intercom'u açtınız. Birbirine bağlandı. Daha sonra Tripmate'i açarsanız ses Tripmate'den çıkmaya başlıyor. Bunun için Intercom üzerinden bir defa durdur veya devam ettir yaparsanız ses Intercom üzerine geçecektir. Bu kadar kolay bir şekilde Intercom'a geri alabilirsiniz sesi. Çünkü telefon son bağlandığı cihaza sesi göndermeye devam ediyor. Bunun için de Intercom üzerinden bir kere durdur, devam ettir yaparsanız ses buraya geçecektir. Evet arkadaşlar, ürünün kullanım detayları bu şekildeydi. Atladığımız ve aklınıza takılanlar varsa aşağıdan yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bu ürünü bir süre kullandıktan ve deneyimledikten sonra yine kullanıcı deneyimlerimi paylaştığım ayrı bir videoda gelecek paylaşıyor olacağım. O yüzden takipte kalmayı, abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu konsepti de beğendiyseniz aşağıdan belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.